makine dinamiği, statik kuvvet analizi, sanal işler prensibi, örnek 1. Bu problemde şekilde görüldüğü üzere kuvvetlerin etkisi altında verilen mekanizmayı dengede tutabilmek için 2 numaralı uzvun üzerine uygulanması gereken torkun yönünü ve şiddetini bulacağız. Problemi sanal işler prensibi kullanarak çözeceğiz. AD boyutu verilmiş, AB boyutu verilmiş ve BC boyutu verilmiş. Dolayısıyla mekanizmayı kolaylıkla çizebilirsiniz ya da oluşturabilirsiniz. Şekilde görüldüğü üzere iki tane 100'er Newton'luk kuvvet etki ediyor E ve F noktalarından. Bu kuvvetler AD'ye paralel ve ikisinin de seviyesi aynı yerde. Bizden de torkun değeri isteniyor. Sanal işler prensibini kullanarak çözeceğiz. Bildiğiniz gibi sanal işler prensibinde toplam tork 0 ve toplam kuvvet 0 olduğu için de sanal iş olarak da 0 olacak. Burada delta theta ve delta r ise sanal yer değiştirmeleri gösteriyor. Bu genel problemimizi kendi problemimize göre özelleştireceğiz. Biz bir torku bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tek bir torkumuz var. Üzerinde de iki tane kuvvet var. Dolayısıyla iki tane terimimiz olacak. Bu denklemi kendi problemimiz için yazacak olursak, tork skalar çarpı sanal yer değiştirmesi, Fe kuvveti skalar çarpım Re noktasının sanal yer değiştirmesi, çünkü kuvvetin etki ettiği yerin sanal yer değiştirmesidir. F kuvvetinin yine skalar çarpımı F kuvvetinin etki etmiş olduğu noktasının sanal yer değiştirmesini gösteriyor demektir. Burada skalar çarpımdan kastımız nedir? Bir vektörün diğer bir vektörün üzerine olan izdüşümünden bahsediyoruz. Problemimiz için bu şekilde özelleştirdikten sonra yapmamız gereken şey koordinat eksenlerini belirlememiz. Çünkü buradaki ifadeleri vektörel olarak tanımlayacağız. O yüzden de koordinat eksenlerimizi belirliyoruz. Artık bu problemin çözümü için biz bu koordinat eksenini kullanacağız demektir. Verilenleri belirleyecek olursak, halihazırda belli, torkun yönünü biz bu şekilde seçmişiz ki bulmaya çalışıyoruz zaten, şu anda bilmiyoruz. O şekilde kabullenmişiz. O halde torku vektör olarak yazabiliriz. Tork 2, 2 numaralı uzun üzerindeki tork, yani şiddeti to olarak ifade edilen yön olarak ise pozitif k ekseninde x, y bu şekilde seçilmişse z üzerinde olacak demektir. Yani pozitif k yönünde. Ve Fe kuvveti ki şiddeti 100 Newton, yönü ise pozitif i yönünde olacak. Yine burada i, k, j birim vektörleri gösteriyor. F'den etki eden kuvvet de eksi 100 Newton. İ yönünde ki burada da gördüğümüz üzere bizim seçmiş olduğumuz pozitif eksenin tersi istikametinde. O yüzden eksi İ yönünde aldım. Daha sonrasında ise sanal yer değiştirmeleri göstermemiz gerekecek. Sanal yer değiştirmeleri gösterirken ne yapıyoruz? Mekanizmayı bir uzvunu çok küçük bir miktarda hareketlendiriyoruz. Buna karşılık sistem tabii kısıtlamaları göz önünde bulundurarak diğer uzuvlar da ona göre hareketleniyor. Örneğin burada 2 numaralı uzvu saatin ters istikametinde bir miktar döndürecek olursak ki bu döndürmüş olduğumuz açı çok 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 küçük bir açı. Burada abartılmış olarak görüyoruz. Bu durumda E noktası tabii buradan şuraya bir yere gelecek demektir. Yani E noktasının yer değişimini göstereceğiz elbette. 2 numaralı uzvun açısal yer değiştirmesini göstereceğiz. Ama buradaki gösterdiğimiz bu yer değiştirme nedir? Sanal yer değiştirme. Bu sanal yer değiştirme.
E'deki nokta buraya gelecek. Bu vektör de sanal yer değiştirme vektörü. E noktasının sanal yer değiştirme vektörü. Aynı şekilde 4 numaralı uzvun üstündeki F noktasının sanal yer değiştirmesi söz konusu. Bunu vektör olarak ifade ediyoruz. Bir kere yönlerini doğru koymayı unutmamak gerekir. Yine del teta 4 burada. 4 numaralı uzvun sanal açısal yer değiştirmesi olacak. Bu vektörleri şimdi yazmaya çalışırsak del teta 2'yi yazacağız. Del teta 2 kolaylıkla yazmamız mümkün. Del teta 2 gördüğünüz gibi bu uzuv şu konumdan şu konuma geçmiş. Yani pozitif k ekseni üzerinde dönmüş. Bu yer değiştirme miktarını bilmiyoruz. Burasına eğer büyüklük olarak alacak olursanız, ki çok küçük bir değer demiştik, del teta 2 kadar olsun diyoruz ve k yönünde olacak. Pekala, bu vektörleri nasıl ifade edebiliriz? Şuradaki görmüş olduğunuz del re e ve del re f, yani fe kuvvetinin etki ettiği noktanın yer değiştirmesi ve ff kuvvetinin etki ettiği noktanın yer değiştirmesi olarak nasıl bulacağız? Bunları bulurken aslında iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi geometrik yer değiştirmeyi kullanmak. Bu çok daha kolay. Geometriye bakarak onun ne olması gerektiğine karar veriyoruz. Diğeri ise yer değiştirme analizini kullanarak yapıyorsunuz. Analitik olarak çözüm yapıyorsunuz. Sanal yer değiştirmeyi analitik olarak nasıl yapıyoruz? Buradan başlayalım. Bu nokta E noktasının pozisyonunu yazmanız lazım. E noktasının pozisyonunu bir vektörle gösterecek olursak, bu vektörün açısal yönelimi teta 2. Bu herhangi bir açı olabilirdi. Dolayısıyla hiç fark etmez. Burasına teta 2 dedik. Bu RE vektörünü teta 2 cinsinden yazacak olursak, AE uzunluğu, yani şu uzunluk, çarpı kosinüs teta 2 i yönündeki bileşeni artı sinüs teta 2 de c yönündeki bileşenini verecek demektir bize bu vektörü. Bu hatırlanacağı üzere sanal yer değiştirme aslında çok küçük bir yer değiştirme ve sanal yer değiştirmede türev kanunları, kuralları geçerliydi. Burası sanal yer değiştirme diye ifade ettiğimiz şey aslında nedir? Varyasyon. Varyasyon olduğuna göre bu vektörün teta 2'ye göre değişimine bakacağız demektir. Bu vektörün teta 2'ye göre olan değişimi bize sanal yer değiştirmeyi verecek. Dolayısıyla bunun kısmi türevi, teta 2'ye göre kısmi türevini alacak olursanız del re e'yi bulacaksınız. Yani E noktasının sanal yer değiştirmesini bulacaksınız demektir. Bu durumda kosinüsün türevi hepinizin bildiği gibi sinüs teta 2. Tabii ki del teta 2 gelecek. Yine burada sinüs teta 2'nin teta 2'ye göre türevini alacağımıza göre kısmi türevini del teta 2 yine çarpan olarak gelecek. O yüzden bunu dışarıya, parantezin dışına çıkarttık. Sinüsün türevi de kosinüs teta 2 olacak. Dolayısıyla del re e, yani şu vektör, şuradaki değişim vektörü bu ifade olacak. Bizim verilen konumumuz nedir? Teta 2'nin 90 derece olduğu durum. Teta 2'yi 90 derece burada yerine yerleştirecek olursanız, sonuçta sinüs 90 tabii ki 1 olacak. Kosinüs 90 0 olacak. Ve del R2'yi bulacağız. Del R2 eksi AE çarpı del teta 2 ne yönde? İ yönde. Burada da gördüğünüz üzere İ yönde olacak. Yani eksi İ yönündeki. Zaten burada da onun eksi İ yönde olduğunu görüyoruz. Tam bu andaki
yön önemli. Dolayısıyla tam bu andaki yön olduğu için de burası aslında 90 derece yapıyor. Şu andaki görmüş olduğumuz bu vektörün boyu sanki yataydan biraz aşağıda gibi, ki öyledir. Ama bu açının çok 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 küçük olduğunu düşünecek olursanız buraya dik olduğunu görürsünüz. Yine aynı şekilde F noktasının vektörünü, yer değiştirme vektörünü yazacak olursak nedir? Bu pozisyon vektörü, konum vektörü RF olarak tanımlarsak, RF ve bunun yatayla yapmış olduğu açı teta 4 olacak. RF o zaman DF, yani şu mesafe, çarpı bu açının kosinüsü olan bileşeni i yönünde ve o açının sinüs çarpı j yönünde verecek. Yine bu ifadenin varyasyonunu bulmak için değişkene göre türevini alacağız. Değişkene göre türevini alacak olursak da teta 4'ün türevi del teta 4 ve kosinüsün ki eksi sinüs teta 4. İ yönü sabit değişmiyor. Yani teta ile ilgisi yok. Sinüs teta 4'ün türevi kosinüs teta 4 ve teta 4'ün türevi de del teta 4. Dolayısıyla del teta 4'ü dışarıda ortak paranteze aldık. Yine aynı şekilde bu açının bu verilen konum için değerine baktığımızda 90 derece. Yerine yerleştirdiğimizde yine sinüs 90 eksi 1 yapacak, eksiyle çarpacağız ve burası 0 yapacak ve del RF'yi de yine aynı şekilde eksi DF çarpı teta 4 i olarak buluyoruz ki zaten eksi yönde olduğunu da burada görüyoruz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Belirleyebilirsiniz. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz nedir? İkinci yöntemimiz ise geometriyi kullanmak. Bu uzuvun bu konudan bu konuma geldiğini varsayarsak, buradaki vektörün yönü tabii ki çok küçük küçük olduğunu düşünecek olursak bu aradaki yer değiştirmenin, bu vektörün yönü i yönünde olacağını biliyoruz. Şiddeti ne olacak pekala? Bunun şiddeti ise buradaki arka eşit olacak. Yani yay parçasına eşit olacak. Bu yay parçasının büyüklüğünü nasıl belirleyeceğiz? Yarıçap, ki buradaki yarıçap AF uzunluğu. AF uzunluğu çarpı aradaki açı. Aradaki açı ise del teta 2. O halde del RE vektörünün şiddeti, del RE vektörünün şiddeti, burada da daha iyi göreceğiz. Şu arada yay parçası, ki bu yay parçasının uzunluğunu yarıçap çarpı aradaki açı olarak tanımlamıştık. O zaman del RE şuradaki uzunluk, bu uzunluk çarpı aradaki açı del teta 2, yön olarak ise tabii ki bu açının çok küçük olduğunu düşünecek olursanız şurası 90 derece olacak demektir. Yani i yönünde, eksi i yönünde olacak demektir. Benzer analizi yine geometrik olarak burası için yapabiliriz. Yani del RF için yapabiliriz. Yine aynı şey durum söz konusu burası için de. Yine büyütülmüş olarak bakacak olursak şu aradaki yay parçasının büyüklüğü bize vektörün şiddetini verecek. Bu vektörün şiddetini verecek. Yön ise burada da gördüğümüz gibi eksi x yönünde, eksi i yönünde. Bunun şiddetini nasıl bulacağız? Aynı şekilde df mesafesi çarpı bu aradaki açı. Bu aradaki açıya biz del teta 4 demiştik. Denklemimiz şu şekilde gerçekleşecek. Buna göre yay parçasının uzunluğu DF çarpı del teta 4. Yön olarak da tabii çok küçük olarak düşündüğümüzde bu doğruya dik olacağı için de eksi i yönünde olacak. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Sanal yer değiştirmeleri tamamlamış oluyoruz. Ve denklemimiz de artık tamamlandı. O zaman bu bilinenleri bizim özelleştirilmiş denklemimizde yerine yerleştireceğiz. Bunların hepsini yerine yerleştirecek olursak denklemimiz şu şekle dönüşecek. Burada
skalar çarpımlarını gerçekleştirecek olursak, ki KK ile çarpıldığında 1 olacak, II ile çarpıldığında 1 olacak, II ile çarpıldığında yine 1 olacak. Denklemimiz şu şekle dönmüştü. Bu denklemin her iki tarafını delta da 2'ye bölecek olursak, nihayetinde tork denklemimizin böyle bir şekle dönüştüğünü görüyoruz. AE mesafesini ve DF mesafelerini biliyoruz. Ama burada delta 4, delta 2 oranını bilmiyoruz. Yani 2 numaralı uzvun sanal yer değiştirmesiyle 4 numaralı uzvun sanal değer değiştirmesi oranını belirlememiz gerekiyor. Bu denklemi çözebiliyor olmak için. Bunun için de yine aslında iki tane yöntemimiz söz konusu ki bu yöntemlerden bir tanesi sanal yer değiştirme oranını analitik olarak belirlemek. Bu denklemde AE ve DF'leri yerine yerleştirdiğimizde bu şekilde sonuçta denklemimiz sadeleşmiş olacak. Buradaki sanal yer değiştirme oranını analitik olarak bulabiliriz. Bir diğer yöntemimiz ise sanal yer değiştirmeyi ani dönme merkezlerini kullanarak yapabiliriz. Bunun için de tabii bu denklemi yeniden düzenlemek gerekiyor ki burada bunu düzenleyebiliriz rahatlıkla. Sanal yer değiştirme oranı yerine sanal hız oranları olarak da ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bu iki denklem arasında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şeyi ifade ediyor demektir. Diğer bir deyişle bu denklemde her iki tarafı zamana bölüyoruz demektir. Hem böleni hem bölüneni bölerseniz bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla matematiksel olarak bir yanlışlık söz konusu değil. Sanal yer değiştirmeyi kullanarak nasıl belirliyoruz pekala? Bunun için bir kere vektör devre kapalılık denklemlerini yazmanız gerekecek. Vektör devre kapalılık denklemini eğer şu şekilde oluşturursak AB vektörü, BC vektörü eşittir AD vektörü ve DC vektörü şeklinde. Bu vektörlerin X, Y bileşenlerini ayıracak olursak o zaman iki tane denklemimiz olacak. Bu iki denklemimizde gördüğünüz üzere aslında bilinmeyen var. Nedir o? Teta 3 biliniyor ki verilen mekanizmada gördüğünüz üzere teta 2 90 derece ve teta 4 90 derece olarak belli. Ama bu teta 3'ü bilmiyorduk. Bunun pozisyon analizini yapabilirsiniz rahatlıkla ki burada da onu gerçekleştirebiliriz. Buradan herhangi bir denklemi kullanaraktan teta 3'ü belirlemek mümkün. Teta 3 yaklaşık 22.2 derece çıkıyor. 22.2 derece şu 3 numaralı uzun yatayla yapmış olduğu açıyı gösteriyor. Bu açıyı biliyorsak artık ve elimizde iki tane denklemimiz varsa ki burada teta 3 belli, teta 2'ler belli, teta 4 belli tabii ki. Yapmamız gereken şey sanal yer değiştirmeler şeklinde bunu ifade etmek. Dolayısıyla varyasyonlarını bulmak. Bunun için de türevini almak. Değişkenlere göre türevini almak. Değişkenlere göre türevini alırsanız, birinci denklemin türevini alacak olursanız, kosinüsün türevi tabii ki delta 2 eksi sinüs çıkacak. Yine kosinüsün türevi eksi delta 3 çarpı sinüs delta 3 çıkacak. AD sabit. Dolayısıyla onun bir değişimi söz konusu olmayacak. Bu vektörün değişimi de eksi dc çarpı delta 4 sinüs teta 4 şeklinde olacak. Yine aynı şekilde ikinci denklemin türevini alacak olursanız ab delta 2 çarpı kosinüs teta 2 bunun türevi bc çarpı delta 3 çarpı kosinüs teta 3 olacak. Eşittir dc çarpı delta 4 teta çarpı kosinüs teta 4 olacak. Bu iki denklemde delta 3 var. Biz zaten delta 2 ile delta 4 arasında bir oran bulmaya çalışıyoruz. Bu iki denklemden delta 3'leri yok edersek
delta da 4 ile delta da 2 arasında bir ilişki bulacağız. Dolayısıyla delta da 3'ü şuradaki delta da 3 b çarpı bc'yi denklemin bir tarafında bırakıp bunun içerisine yerleştirecek olursak denklemimiz, ki şu denklemin çözümü bu olacak, denklemimiz şu hale gelecek. Bu denklemi biraz düzenleme yaparsanız ve her iki tarafı düzenlemesini gerçekleştirirseniz elde edeceğimiz denklem şuna benzer bir şey olacak. Bu denkleme baktığınız zaman bu denklemi de tekrar aslında yeniden düzenleyebiliriz. Buradan trigonometrik özdeşlikler tablosunu kullanacak olursak bu ifadeyi şu şekilde yazmak mümkün. Burada sinüs teta 3 eksi teta 2 ve sinüs teta 3 eksi teta 4 aynı değerler. 22.2 ve 22.2 teta 2 ve teta 4 90 derece. Dolayısıyla bu iki terim de birbirine götürüyor. Del teta 4 bölü del teta 2 eşittir AB bölü DC şekline dönüşüyor. AB ve DC değerlerimiz belli. Bunları yerine yerleştirdiğimiz zaman del teta 4 ile del teta 2 arasındaki oran 0.595 olarak ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde ani dönme merkezleriyle hız oranlarını belirleyebiliriz. Bu diğerine göre biraz daha kolay tabii ki. Bunu nasıl yapıyoruz? 4 dat bölü del teta 2 dat. Yani uzuvla, 4 numaralı uzvların açısal hızlarına, sanal açısal hızlarına bakacağız. O yüzden de ani dönme merkezi 2 dördü bulursak bu ikisi arasındaki hız ilişkisini bulabileceğiz demektir. Ani dönme merkezi 2 dördü nasıl belirleyeceğiz? Kennedy ve Aranholt teoremini kullanıyoruz. Kennedy ve Aranholt teoremine göre 1, 2 şu nokta, ani dönme merkezi 2, 3 burada, ani dönme merkezi 3, 4 burada ve ani dönme merkezi 1, 4 burada. Ani dönme merkezi 2, 4'ü şunu bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulurken de ani dönme merkezi 1, 2, ani dönme merkezi 1, 4 ve ani dönme merkezi 2, 4'ün aynı doğru üzerinde olması gerekiyor. 1, 2 ve 1, 4'ten geçen bir doğru çizdiğimizde bu doğrunun üzerinde aynı zamanda 2, 4 var. Ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Yine aynı şekilde buradaki ani dönme merkezleri bir doğru üzerinde olması gerekiyor. Yani 2, 3, 3, 4 ve 2, 4. 2, 3 ve 3, 4 belliydi. 2, 3 burada, 3, 4 burada. Bu ikisinden geçen bir doğru daha çizersek bu iki doğrunun kesiştiği yer bize ani dönme merkezi 2, 4'ü veriyor. Ve buranın hızını bu şekilde olduğunu kabul edecek olursak bu nokta neyi ifade ediyor? Hem 2 numaralı uzvun üzerindeki bir noktayı hem de 4 numaralı uzvun üzerindeki bir noktayı ifade ediyor. Aynı zamanda anlık olarak tabii ki. 2 numaralı uzvun üzerinde olduğunu kabul edecek olursak bu noktanın sanal çizgisel hızını yazabiliriz. Sanal çizgisel hızı nedir? Şu mesafe çarpı 2 numaralı uzun açısal sanal hızı. Açısal sanal hızı nedir? Del teta 2 dat. Yine aynı şekilde bu nokta 4 numaralı uzun üzerinde bir nokta. O halde 4 numaralı uzun üzerinde kabul edecek olursak ve onun için bir çizgisel hız yazacak olursak bu sefer de D, I, 2, 4 arasındaki mesafe, yani şu mesafeyi kullanıyoruz bu sefer. Çünkü bu nokta etrafında dönüyor. Dik mesafe burası. Ve 4 numaralı uzun sanal açısal hızı. Yani del, teta, 4, dat. Bu nokta her ikisinde de ortak nokta. Dolayısıyla bunun hızı ne olması gerekir? Bu noktada bu hızlar birbirine eşit olması gerekir. O halde eşitliği yazacak olursak ifademiz şu olacak. Buradan her iki tarafı del teta 2'ye bölecek olursak ve her iki tarafı d, i, 2, 4 mesafesine bölecek olursak del teta 4 dat bölü del teta 2 dat eşittir. Bu oran olacak. Bu
tabii ki bunu kullanabiliyor olmak için mekanizmayı ölçekli olarak çizmek gerekiyor. Çünkü ani dönme merkezlerini belirlerken geometriyi kullanıyoruz, bunu gördüğünüz gibi. Eğer bunu ölçekli olarak çizdiyseniz cetvelinizi koyup şu mesafeyi ölçebilirsiniz ki bu mesafe A, I, 2, 4 mesafesi. Şu mesafeyi cetvelinizle ölçebilirsiniz. Bu mesafede D, I, 2, 4 mesafesi. Bunları ölçtüğünüzde 92'ye 154,5 çıkıyor. Bu ikisini eğer bölerseniz ortaya 0,595 çıkıyor. Gördüğünüz gibi aynı değerleri bulmuş olduk yaklaşık olarak. Ki burada tam çıktı aslında. Madem biz artık del 2, del teta 4 bölü del teta 2'yi ya da del teta 4 dat bölü del teta 2 datı biliyoruz. Bunu yerine yerleştirecek olursak da torkun değerini belirleyeceğiz. Tork yaklaşık olarak ne çıkıyormuş? 1.013 Newton metre çıkıyor. Dönme yönü saatin dönüş yönünün tersi istikameti olması gerekiyor demiş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.